Edirne Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi elektrik fabrikası, 2021 yılında Edirne Belediye Başkanlığı Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştı. Mısır kapçıklarından sepet örücülüğü, mis sabun, filografi, nakış, yakma, kokulu taş, tohum, kaba koymacılığı gibi alanlarda kurslara katılan kadınlar burada öğrendiklerini harika işlere dönüştürüyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da el emeği göz nuru ürünlerinden para kazanarak ev ekonomisine katkıda bulunan kadınların misafiri oldu. Kısa sürede güzel işlere imza atan kadınlardan çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan, "Kadınlarımızın başaramayacağı hiçbir iş yok dedik. 2021 yılında eski elektrik fabrikasını Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi olarak hizmete sunduk. Şimdi üretime katkı sunan her kadın geleceğimize ışık oluyor, umut oluyor. Daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye devam. Her zaman destekçinizim." ifadelerine yer verdi. Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi'ni hizmete sunarken kadınların bir araya gelerek birbirlerine destek olmalarını hedeflediklerini belirten Gürkan, "Kadınlarımızın boş zamanlarını üretimle değerlendirmesi de bir diğer hedefimizdi. Çünkü dünyanın en zor mesleğidir ev hanımlığı. Ev hanımlığı gerçekten bir meslektir. Evin her şeyi onlara aittir. Evin bakımı, temizliği, yemeği. İstedik ki kadınlarımız bir araya gelsinler, birlikte sosyal bir doku oluştursunlar ve bir araya gelmenin sinerjisiyle de üretim yapsınlar. Türkiye'de son 20 yılın en büyük problemi üretimsizlik. Her alandaki üretimsizlik. Biz Türkiye'de bütün üretim bantlarımızı kopardık. Hiçbir konuda üretim yapamıyoruz. O yüzden de ekonomimiz bu halde. Üretim yapamazsanız fakirleşirsiniz. Üretim yapamazsanız yönetilirsiniz. Üretemezseniz gelişemezsiniz. Bu yüzden üretmek çok önemlidir." diye konuştu. Kadınların bu merkezde ürettikleri ürünleri satarak para kazandıklarını da belirten Başkan Gürkan, "Buradaki tek amacımız Edirneli kadınların o maharetli elleriyle, hünerli elleriyle üretime katkı sunması, ürettikçe de mutlu olması ve bunu da burada başardığınızı görüyorum." dedi. Kadınların her konuda yanında olmaya devam edeceğini belirten Gürkan, "Sizin için ne yapabiliyorsak, gücümüz neye yetiyorsa, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." diyerek kadınların taleplerini dinledi.